Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto piyasasında öne çıkan haberlerinin analizlerini yapacağız. Yine bunlarla beraber günün öne çıkan kripto paralarının incelemelerini teknik anlamda gerçekleştireceğiz. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet Zeyde ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linklere tıklayarak takip edebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. İlk haberimiz Shiba tarafından geliyor arkadaşlar. Shiba yine Ethereum balinalarının radarına girmiş. Vaziyette en çok alıp sattıkları 10 coin arasında, token arasında bulunmakta arkadaşlar. Bunu ifade edelim. Uzun süredir bildiğiniz gibi bu botu bizler de takip ediyoruz ve Ethereum balinalarının en çok satmış olduğu, alıp satmış olduğu, biriktirmiş olduğu tokenlardan bir tanesinin Shiba Inu tokenı olduğunu Biliyoruz. Bunu lütfen not ediniz. Olası bir boğa koşusunda Shiba'nın farklı senaryolar yaşayabileceğini bu yüzden dikkate almamız gerekir. Bununla beraber arkadaşlar yine öncelik verdikleri bir token daha var. Ape token. Önceki videomda da bahsetmiştim. Birazdan da teknik anlamda bakacağız. Ciddi alış satış gerçekleşiyor şu an hatta Tapon içerisine en çok alıp sattıklarını Tapon içerisinde 9. sırada Ape token bulunmakta. Bu da ciddi e, teknik ibareleri var. Birazdan bunları da sizlere aktaracağım. Diğer haberimize geldiğimizde ABD merkezli lojistik firması NOYAK BitPay aracılığıyla ödeme yöntemi olarak Shiba ve Doge coin'i kabul edeceğini açıkladı arkadaşlar. Buradan anlamamız gereken aslında şu Shiba ve Doge ödeme ağı olarak Amerika'da çok fazla yaygınlaşıyor arkadaşlar. Eğer bir ödeme aracı arıyorsak bakınız buyurun Shiba ve Doge. Bunları çok fazla yerde gördük aslında. Doğru mu? restoranlarda, giyim alanında vesaire birçok yerde şu an Doge ve Shiba ile ödeme yapılıyor arkadaşlar. Notlardan ikincisi de bu. Şimdi Amerika tarafından önemli bir durum var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Senato'da bir kripto yasa tasarısı çalışması bulunuyor. Burada son dönemlerde özellikle Rusya ya yönelik yaptırımlara yönelik bazı tasarı eklentiler var. Tasarıda şöyle bir başlık açılmış durumda. Dijital varlık yaptırımlarına uyum geliştirme yasası şeklinde bir başlık altında bir ekleme yapılmış vaziyette arkadaşlar bunun içeriğini dikkatli bir şekilde incelediğimiz zaman Rusya yönelik gibi aslında kripto paralar başlığı altında yaptırımlar yapılacak gibi görünüyor ama ve lakin bu yaptırımların diğer ülkeleri de etkileyebileceği, diğer ülkelere de sızdırılabileceğinin esintileri de bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden ciddi almamız gereken bir yasa tasarısı eğer bu haliyle Çıkar ise sıkıntılar yaşatabilir. Kripto para sektörü için bunu da takipimizi almamızda fayda olacak. XRP tırnak içerisinde Ripple diye bahsetmek istiyorum. Swift sistemi ile alakalı yine bir haber var arkadaşlar burada. Arap bölgesel fintech grubunun raporunda Ripple Swift sistemine iki kez alternatif olarak gösterildi şeklinde bir durum söz konusu. Tabii ki çok güzel bir durum arkadaşlar. Burada Ripple neti aslında biz göz önünde bulundurmamız lazım. Ripple net bildiğiniz gibi Ripple'ın ağı arkadaşlar. Burada XRP'yi etkileyip etkileyememediği durumlarını analiz etmemiz gerekiyor. Bunu da beklet yaparak aslında anlayabiliriz. Önceki dönemlerde XRP yani Ripple şirketi arkadaşlar ciddi anlamda bir sürü aslında bankayla, merkez bankasıyla, şirketle vesaire bu Swift'e benzer anlaşmalar yaptı zaten Ripple net üzerinden. Fakat bunun çok fazla böyle XRP yaradığını görmedik. Bu bakımdan Swift yerine geçerse de XRP ne kadar kullanılır ne kadar kullanılmaz. Bunu bir tartışmak lazım. Çünkü bazı fenomen arkadaşlarımız da bu konu hakkında çok fazla tweet atıyor, yorum yapıyor vesaire. Şimdi Swift'te alternatif olabilir. Çok güzel bir teknoloji RippleNet. Ama ve lakin Swift'te RippleNet alternatif. XRP değil ki. XRP'nin burada bir kullanımı yok arkadaşlar. E tabi yaygınlaşma durumu vesaire söz konusu olur ama bunu iyi bir şekilde analiz etmek, tartışmak gerekiyor ve neticeye bağlamak gerekiyor bence. Yani Swift'te alternatif yaptık. Okey tamam. XRP ne olacak? Bu Swift sistemi içerisinde XRP'nin rolü ne olacak? Doğru mu? İşte bunları iyi bir şekilde analiz etmek gerektiğini düşünmekteyim. Bir diğer haberimiz Pantera Capital'den geliyor. Pantera Capital'in seosu Bitcoin'in 2025 yılında 400 bin dolara kadar çıkabileceğini söylüyor arkadaşlar. Bunun özellikle nasıl olacağı sorulduğunda kurumsal yatırımcıların daha fazla sektöre girmesi ve kripto paraları küresel devletlerin daha fazla benimsemesi neticesinde 400 bin doların olabileceğini söylemiş durumda arkadaşlar. Burada tabii ki benimsemek demek küresel devletlerin merkez bankalarına mesela dediğimiz gibi daha önce de Bitcoin'i rezerv para birimi olarak yerleştirmek olabilir. Bu düşüncelerimden bir tanesi. Evet şöyle hızlı bir şekilde piyasamızın analizine bakacak olursak GTO terminaline geldik. Şu an arkadaşlar Ethereum %4'e yakın bir yükselişe 2970 dolar seviyelerinde bulunmakta. Bitcoin 42 bin dolar seviyelerinde yine ön plana çıkan projelerden bir tanesi Jasmine Coin %22 yükselmiş arkadaşlar. Shiba özellikle %13 yukarıya fırlamış durumda. Market şu an yeşil. Bakınız PR token %20'ye yakın yukarıya çıkmış. Wu'dan daha önce de bahsetmiştik %22. Serum bakınız Serum ciddi yükseldi %25 gibi bir yükseliş sergiledi. Dün bununla ilgili bir tweet atmıştım. Bir alım seviyesi bekliyordum. Orası gelmediği için alamadım arkadaşlar. Bir sürü burada küçük, büyük, orta halli tokenlar var. GTO'ya üye olmayan arkadaşlarımız varsa açıklamalar kısmından referans linki bırakıyorum. Oradan üye olabilir ve bu tokenlara sizler de ulaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar Ape token'dan bahsetmek istiyorum. Ape dedik ya başta bir haberden bahsetmiştim. Burada Ethereum balinalarının alıp sattığı projelerden bir tanesi de Top 10 içerisinde 9. rankta. Ne dedik? App projesi. Bu app projesini arkadaşlar tekniğini göstermek istiyorum. Şu an 3 dakikalıkta bu açık. Çok yeni bir proje olduğu için bu şekilde göstereceğim. Öncelikle hangi bölgelerde alınıp hangi bölgelerde satıldığını göstermek istiyorum. İşinize yarayabilir. Skalp işlem yapan arkadaşlarımız için değerlendirilebilir seviyeler. Bakın arkadaşlar. Öncelikle tepede bir tane breaker'ımız var. Bu breaker'ı neye göre çizdik? Daha önceden bu seviyede bakınız. Talep seviyesi olarak bu bölgelerde çalışmış. Yani destek olarak bu bölgelerin çalıştığını Aşağılarda her ne kadar likidite seviyeleri olsa da genel itibariyle bu bölge talep bölgesi ve daha sonra da arz bölgesi olarak çalışmış arkadaşlar. Yani bir diğer ifadelerle demand bölge ve burada da supply bölgesi olarak çalışmış. O yüzden biz buraya kırılımdan sonra breaker bölgesi olarak ifade etmişiz. Yani olası bir fiyatın buraya doğru gelmesi bakın fiyat şu an yukarıya doğru geliyor. Breaker bölgeden red yeme ihtimalinin söz konusu olabileceğini gösteriyor bize ki daha önceden bu seviyelerden oldukça red yemiş durumda. Aynı zamanda bu breaker bölge yani 14.5 dolar seviyelerin üzerine geçmesi durumunda buraların üzerinde mum kapanışları görürsek bu sefer de şu yorumu yapacağız. Breaker yani sağlam bir direncin üzerine geçtik ve aynı zamanda burası supply bölge dedik. Arz bölgesi. Bu bölgenin üzerinde daha da ciddi hızlanmalar, yükselişler görebileceğiz. Tabii ki yukarıda bir ne diyelim arkadaşlar bakınız. Şöyle bir direnç bölgesi daha var bu bölgede 14.90 seviyeleri 14.90 seviyelerin üzerine bir mum atıp tekrardan aşağı indirebilirler buradaki likiditeyi alıp fakat breaker'ın üzerinde kalmaz demek bana göre pozitif bir durum olarak karşımıza çıkacaktır. Onun altında bakınız şu seviyede arkadaşlar bir order block seviyemiz var. Bu seviyede de destek olarak 13.80 seviyelerini söyleyebiliyoruz. Bu bölgede daha önceden destek olarak bakınız çalışmış bir bölgedir. Aynı zamanda direnç bölgesidir. Onun altında bir order bloğumuz daha bulunuyor. Burası özellikle çok ciddi çalışıyor arkadaşlar. Her ne kadar aşağı likidite alım seviyeleri olarak bir iğneleme atmış olsa da ortalama 13.15 seviyelerinin order blok seviyesi olduğunu göstermem lazım. Onun haricinde dün Twitter'da da bahsettiğim şu bölge vardı. Buraya inmesini bekliyordum. Şu seviyelerdeydik arkadaşlar bu seviyelerden inip buradan maliyetleneceğim demiştim. Nitekim öyle oldu. Buradan fiyata girdik ve ilk kar alımızı buraya yerleştirmiştik ve burada kar aldık. İşlemimizi bitirdik. İkinci beklediğim benim bölge aşağıda bulunan şu order block bölgesi. Bu bölgeye doğru bir salınım gerçekleşir ise buradan bir tepki alarak tekrardan yukarıdaki seviyelere en azından yukarıdaki order block bölgesi olan 13.15 seviyelerini destekleyebileceğini yani oralara kadar bir kar alma işlemini götürebileceğini söyleyebilirim. Bu seviyede 12.25 seviyesi olarak karşıma çıkıyor. ETH ile ilgili çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Şimdi geçtik Bitcoin'in grafiğini arkadaşlar. Bitcoin'e günlük açık şu an. Bitcoin'e baktığımız zaman önünde özellikle şu seviye arkadaşlar. Bunu 4 taş incelerseniz daha iyi göreceksiniz. Şu seviyelerde 42.500 dolar seviyelerinde bir direnç seviyesi bulunuyor. Bu direnç seviyesini öncelikle geçmesi lazım arkadaşlar buradaki pozitifliğin ortaya çıkabilmesi için. Onun haricinde yukarıda bulunan bakınız yatayda daha önceden defalarca direnç olarak çalışan bir 45 bin dolar seviyeleri bulunuyor. 45 bin dolar seviyelerin üzerinde özellikle günlük kapanışlar görebilirsek Bitcoin gerçekten pozitif bir durum olarak daha da yukarıya doğru gitme eğilimi olarak karşımıza çıkacaktır. Ethereum'a geldim. Ethereum çok bullish arkadaşlar. Gerçekten ciddi seviyeleri geçti. Fakat bir seviye daha var. Bu birinci seviye dediğimiz bölge 3100 dolar seviyeleri yükselen trendimizin direnç bölgesi olacak. Bu direnç bölgesinin daha önce red 7 arkadaşlar buralar direnç olarak çalıştı. Ama bakınız düşen kanaldan kurtulması gayet pozitif bir durumdur. Bunu da ifade etmem lazım. 3100 doların üzerinde hedef 3320 dolar seviyeler olarak görünüyor. Solana'ya gelip şöyle baktığımız zaman aynı şekilde bakın düşen de şu trendi kırmış gayet pozitif arkadaşlar. Buradan yine hedefleyeceği bölge 114 ila 120 dolar seviyeleri olacak. Onun önünde tabi kısa kısa trendlerimiz var. 104 dolarlarda mesela yatayda bir direnç bölgesi var. Buralardan bir kademe kar alma işlemi gerçekleştirilebilir. Aşağıda bulunan 80 dolar seviyeleri de tekrardan destek olarak güncelliğini koruyor. Arkadaşlar bunu da ifade etmiş olalım. Bununla beraber bir de Chainlink projesini göstermek istiyorum şöyle hepinize. Chainlink'te önceki gün 2 gün önce bir düzeltme verdik. Kırmızı mumla ve tekrardan bu iş yine devam ediyor. 12 dolar seviyelerinde bir giriş yapılmıştı bildiğiniz gibi arkadaşlar. Canlı yayınımızda bunu aktarmıştım ve şu an ilerlemesine devam ediyor. Chainlink özellikle bakın şu trend içerisinde tekrardan kendisini atabilirse yani 19,5-20 dolar seviyelerin üzerine atabilir ise daha da pozitif durumlarla karşı karşıya kalacağını ifade etmem Gerekir arkadaşlar. Aresay özellikle dikkate almıştık ve Aresay'da aynı şekilde bakınız bozulma gerçekleşti yukarıya doğru pozitif bir şekilde ilerlemesine devam ediyor. şeyinlik Peki arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.